Merhaba arkadaşlar. Kadın ve Kadın YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Cam şişelerinizi nasıl temizliyorsunuz? Bugün sürekli gün içerisinde yanında bulundurduğum cam şişeyi nasıl temizlediğimi göstereceğim size. Malum genelde bir de ağız kısımları daha dar olan şişeler de kullanabiliyoruz. Bunun için bu şişelerin dipleri de malum böyle yeşilleniyor. Biraz böyle sanki yosun tutmuş gibi oluyor ya hani gün içerisinde çok kullandığımız için. Normalde hep ofiste kullanıyordum bunu. Tabii şu an home office çalıştığımız için evde kullanıyorum ama nihayetinde kullanıyorum. Ve aynı o koku oluşuyor. Haliyle ben de bunu nasıl temizleyeceğimi araştırdım ve baklagillerle bunu çözebileceğimi fark ettim. Çok da basitmiş. Sizinle de paylaşmak istedim. Şişemize çok az su alıyoruz. Ve bir kaşık. Bu arada istediğiniz baklagili tercih edebilirsiniz. Mesela pirinç de kullanabilirdim bunun yerine. Nohut da olabilir, yeşil mercimek de olabilir. Ne isterseniz kullanabilirsiniz. Ben rengi de tam görünsün diye kırmızı mercimek kullandım. Bir kaşık kırmızı mercimek kullanıyorum. Bakın su da zaten mercimekten nişastasını bırakmaya başladığı için yavaş yavaş böyle suya bir renk verdi. Böyle çalkalıyoruz. Mümkün olduğunca sert çalkalayın. Ve 10 saniye kadar çalkalamanız yeterli. Bu 10 saniye çalkaladıktan sonra suyunuz köpürmeye de başlayacak. Bu sizin doğru yolda olduğunuza işaret. Ne yapacaksınız? Bundan sonrasında bunu dökeceğiz. Tabii o bir kaşık mercimeğimizi de dökmüş olacağız bu arada. Bunu dökeceğiz ve temiz suyla birkaç kere daha çalkalayacaksınız. Ondan sonra şişemiz tekrar kullanıma hazır. O kokusunu da gidermiş oluyor. Bu arada şöyle bir püf nokta daha verebilirim. Benim yumurtaya karşı bir tık böyle ön yargım olduğu için diyelim. Çünkü yumurtanın kokusu pek hoşuma gitmiyor. Ama yumurtadan bahsederken yumurtanın kabuğundan bahsediyorum aslında. Sabah haşlanmış yumurta yedikten sonra kabuklarını atmayıp onu kaynattığınız suyun içinde kabukları ekleyip soğutup o suyu tabii ki. Ondan sonra şişenize koyabilir. Aynı işlemi yumurta kabuğuyla da yapabilirsiniz. Ben mercimekle yapmayı tercih ettim. Dediğim gibi yumurtaya karşı ön yargımdan. Ama siz yumurta kabuğu da tercih edebilirsiniz. Böylece aslında baklagili de çöpe atmamış olursunuz. Ama nihayetinde işe yaradı mı yaradı. Sadece ben onu yememiş oldum. Ama temizlik de önemli bir şey arkadaşlar. Şimdi ben bu şişemi gidip temiz suyla da çalkalayacağım. Ve tekrar su içmeye devam edeceğim. Tabii gün bol bol su içmeyi de ihmal etmeyin diyelim o zaman. Hoşça kalın.